Primeira parte muito bem conseguida. Entrou muito forte no jogo, dentro daquilo que tínhamos planeado, pressão alta, ganhar segundas bolas, rápidos, competitivos. Acho que talvez das melhores primeiras partes que fizemos. Fizemos um golo, podíamos ter feito mais dois ou três golos, não conseguimos fazer. Em alguns momentos não decidimos bem, mas os jogadores, na realidade, é que estão dentro e é que tomam as decisões e tentaram fazer bem. Segunda parte, a estratégia mantinha-se, mantermos a mesma pressão alta, procurar chegar ao segundo golo, era muito importante chegar ao segundo golo. Entramos bem, tivemos uma excelente oportunidade, mas depois, a partir desse momento do jogo, começámos a não ter a mesma capacidade de reação à perda, e pronto, e depois o futebol é isto, aconteceu, por isso acabámos por sofrer um golo, um empate, mais um empate, e estamos todos tristes, naturalmente, e insatisfeitos. A cabine estava, na realidade, dos jogadores insatisfeitos, mas isto é o futebol. Aslında ilk yarı iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Planlarımızı gerçekleştirdik diyebilirim. Önde basan bir takım vardı. İkinci topları alan ve rakibine fırsat vermeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Golü de bulduk bildiğiniz gibi. 2-3 olabilirdi ilk yarı. Ama olmadı. Bir şekilde bazı final paslarda da ilk yarı yakaladığımız pozisyonlarda daha bazı doğru kararlar alamadık. Ama yine de ilk yarı özelinde gerçekten iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Ev arasında aynı stratejiyi devam ettirmemiz gerektiğini konuştuk oyuncularımızla. Aslında ikinci yarıya da bu niyetle başladık ve iyi de başladığımızı söyleyebilirim. İkinci golü bulmamız gerektiğini zaten biliyorduk. İkinci gol için de fırsatlarımız oldu, değerlendiremedik. Ama belirli bir süreden sonra ikinci yarı reaksiyon kapasitemiz ve oyunda bu önde basma isteklerimizi yapma anlamındaki kapasitemizi yitirdik diyebilirim ve bunun sonucunda da golü yedik. İkiyi bulamadık. Yani gol yedikten sonra reaksiyonumuz dediğim gibi düşüktü. Yine bir beraberlik, evet, çok üzgünüz. Oyuncularımız çok üzgün. Ben üzgünüm. Hepimiz mutsuzuz. İşte futbolda böyle olabiliyor. Estava bem, o Alex entrou aos 65 minutos, no momento em que eu achei que na realidade a equipa estava a baixar um pouco. O Alex entrou, tem muita qualidade técnica para na realidade subir a equipa outra vez. As instruções que ele levava era voltar a subir a equipa, chegarmos e com a qualidade dele, com a qualidade técnica dele em termos ofensivos, criar dinâmicas de jogo. Sofremos logo o golo passado pouco tempo, passado 4 ou 5 minutos, acabámos de sofrer o golo. E depois, naturalmente, tínhamos que procurar as soluções certas. Procurámos acabar, jogámos com quatro avançados, dois pontas de lança. Coloquei um lateral esquerdo mais rápido para poder chegar mais à frente, jogarmos quase com três defesas e ser o lateral esquerdo a preencher o corredor do lado esquerdo. Os jogadores tentaram, mas já tentaram muito com o coração e pouco com a cabeça, mas foram tentando. Agora, sempre podíamos, depois do resultado final, sempre se pode dizer e pensar coisas diferentes, é evidente, mas a equipa estava bem. Quando o Alex entrou foi para refrescar o meio campo e para dar, na realidade, essa capacidade outra vez de chegar bem à frente e de pressionar. Alex 65. dakikada oyuna girdi. Aslında tam o zamanlarda zaten oyundan düştük bence. Yani ben de onu görüp oyunda biraz geri çekildiğimizi, savunma hattımızı geride kurguladığımızı görünce Alex'i oyuna sokup onun teknik kalitesinden ve hücum aksiyonlarındaki kalitesinden yararlanmak için ve aynı zamanda takımı daha çok öne itmesi için Alex tercihini yaptım. 5-6 dakika içinde zaten golü yedik Alex yedikten sonra. Takım olarak bu beklentimi takım karşılayamadı, öne gitme, önde basma anlamında. Ve ardından zaten birbirinden sonra oyuncuların çok denediler, çok uğraştılar. Çift forvete döndük biliyorsunuz. Umut'u aldım oyuna çünkü sol tarafı daha hızlı kullanabilir, daha fazla oradan aksiyon yaratabiliriz diye. Denedik, dediğim gibi oyuncularım denediler ama olmadı, yeterli şansları yaratamadık birbirinden sonra. Eu não percebo o que é que cantaram, como compreendem, não percebo turco e portanto não acho, mas em relação a isso não tenho nenhum comentário a fazer. Agora, eu acho que, eu não gosto de falar, já disse aqui algumas vezes, não, sorte e azar, um bocadinho o futebol é isto. Agora, os últimos três jogos, um jogo aqui em casa, falhámos um penalti no último minuto do jogo,
Semana passada sofremos um gol no último minuto, hoje voltámos a fazer, hoje fizemos um grande jogo, podíamos ter acabado a primeira parte a ganhar 2-3-0, e o que é verdade é que não aconteceu. Portanto, temos que reconhecer que os resultados não são bons, mas também temos que, eu tenho que, em relação aos jogadores, tenho que lhes dar uma palavra também, porque eles têm trabalhado, eles hoje trabalharam muito bem, lutaram muito, procuraram, jogaram muito bem a primeira parte. Acho que também é um pouco injusto, mas é o que eu digo, o futebol é sempre assim, não. Isto é aqui em todo lado. Tabii ki o esnada Türkçe bilmediğim için o tezahüratların ne anlama geldiğini tabii bilmiyorum. Ama bunlar sonuçlar kötü gidince olabiliyor, doğal, futbolun içinde var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Son 3 maça baktığımız zaman da yani Antalya maçında son dakikada çok şanssız bir penaltıyla beraberlik kaçırıyoruz. Geçen hafta Başakşehir mücadelesinde son saniyede kornerden gol yiyip yine galibiyeti kaçırıyoruz. Bugün belki 3-0 bitireceğimiz bir ilk yarı oynuyoruz. Çok iyi. Sonra işler tersine dönüyor. Yani evet, sonuçlar iyi değil. Bu anlamda da bunlar makul taraftarın yaptıkları. Bir şey diyemem buna. Hani bir eleştire bulunamam. Oyuncularım üzerinde bir şey konuşmak istiyorum. Bence iyi savaştılar. İyi savaşıyorlar. Denediler. Her şeylerini verdiler aslında. Ama evet, bazen olmuyor. Bu mi değil o? Sayın. No. Ben istifayı düşünmüyorum. Não. Eu vim aqui, já expliquei aqui uma vez, portanto, tenho consciência do trabalho que tenho feito. A equipa, quando eu peguei a equipa já tinha problemas. Obviamente que esta é uma série de resultados muito mau, isso estou de acordo, e respeito claramente isso, e estou de acordo com isso. Agora eu vim aqui para fazer o meu trabalho e continuo a fazer o meu trabalho. Isso. Aslında geçen hafta net açıklamıştım buradaki, hatırlarsınız proje anlamında buraya gelme sebebimi. Ben yaptığım işe güveniyorum. Neler yaptığımı biliyorum. O yüzden herhangi bir istifa düşüncem yok. Oyuncularıma da, yani burada ilk geldiğim zamanki problemli bir duruma geldiğimi biliyorsunuz. Aslında geçen haftaki konuştuklarımın benzerlerini düşünebilirsiniz. Ben buraya çalışmaya geldim. İşimi yaptığımı düşünüyorum. Sem dúvida nenhuma, são jogos, competições completamente diferentes, não tem nada uma coisa com a outra. Eu percebo, já disse isto, compreendo a desilusão dos adeptos, mas a taça é a taça. Os três jogos que fizemos na taça ganhámos os três, e eu estou absolutamente convencido, tenho a certeza absoluta que vamos ganhar a taça da Turquia. Kupa e kazanacağız. É uma competição muito diferente. Kupası ligden çok farklı bir kulvar. Kupayı kazanacağımıza %100 inanıyorum. Kupadaki 3 maçımızı da kazandık. O farklı bir kulvar. Oradaki taraftarın böyle düşünmesine de hak veriyorum. Evet, böyle düşünmesine bir şey demiyorum. Taraftarım dediğinize. Anlıyorum onları. Ama kupayı kazanacağımızdan %100 eminim. Sim, mas hoje não foi um mau jogo. Foi um mau resultado. Um mau resultado. Não. Uma coisa é um mau jogo, outra coisa é um mau resultado. Eu já disse que os resultados foram maus. Os últimos 5 jogos, os resultados foram maus. Agora não foi um mau jogo, antes pelo contrário, a primeira parte muito boa, a melhor primeira parte que fizemos que fizemos. E portanto, estavam dois jogadores, Svensson e Mucci a jogar, jogaram praticamente, o Svensson sempre, o Mucci saiu quando obviamente já estávamos empatados, e eu entendi que devíamos jogar com dois pontas de lança, porque obviamente quando chega aos últimos minutos do jogo fica muito o coração a mandar e pouca cabeça, e portanto temos presença da área, conseguir conquistar as bolas aí e tentar chegar ao resultado. Os outros não, o Almorati, como eu já disse, quer a lesão, quer o Ramadão, condicionaram-no um pouco. Ele está a vir ao de cima, o Joy era uma opção, eu tinha um jogador a mais, portanto é ou ele ou o Taib. O Taib tem treinado muito bem, é um jogador que eu acho que tem futuro, e portanto acho que ficou o Taip em vez do Joio. Tem a ver com isso e não mais do que isso. O que era mais? Aslında sonuçlar kötü. Ben oyunumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Mesela bugün az önce de söyledim. İlk yarıki oyunumuz belki de bu sezonki en iyi ilk yarılarımızdan biriydi. Genel olarak son 5 maç çok kötü sonuçlar alıyoruz. Bu da bariz, evet haklısınız, ama oyun anlamında ben bu 5 maçta sürekli kötü oynadığımızı, tabii ki kötü anlar olmuştur ama kötü oynadığımız devreler ya da genel olarak bazı bölümlerde maçı, ama ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün Svensson'u iyi oynadı, Mucci de iyiydi. Çift forvete dönmeyi düşündüğüm için taktiksel olarak Mucci'yi aldım oyundan bugün.
Zaten o süreçte yaklaşık 70'ten 75'ten sonraki dakikalarda da böyle bir baskıda, baskılı bir ortamda bazen şunu söyleriz, aklınızdan çok kalbiniz çalışıyor ve orada o şekilde bir karar almayı düşündüm. Daha çok çift forvetle rakip ceza sahasına yığılmayı diyebilirim. Ama Musaattin'in ritmi biraz düşüktü Ramazan boyunca. Şimdi yeni yeni kendine geliyor. İyi sakatlıklar da geçti zaten biliyorsunuz. Joao bir opsiyon oyuncusu. Benim kendi kararım. Aslında Tayyip'ten bahsedeyim. Hüseyin Tayyip sakatlığını artık atlatmaya başlıyor. Çok iyi çalışıyor. Çok geleceği olan. Bence çok iyi bir oyuncu. Você pode continuar comigo? Acho que sim. Agora, obviamente temos muita coisa para mudar. Mas isso eu já disse. Já disse. Já disse aqui de uma forma clara. Se o projeto é para continuar, e foi para isso que eu vim, então eu, obviamente, que há muitas coisas a mudar para que a equipa possa ser mais forte. Não pode ter estes resultados, isso é evidente. Eu percebo isso muito bem. Portanto, eu até o final da taça fico cá. Se eu não ganhar a taça, então pensaremos bem no assunto. Agora, isto é para mim. Tabii ki yönetim ara güvenirse devam ederim. Ama çok şeyin değişmesi lazım burada. Geçen hafta da bahsettim. Yani çok büyük bir değişiklik lazım, değişim lazım. Bir proje lazım. Ondan bahsetmiştim zaten. Ve bunu da yapabileceğimi biliyorum. Evet, sonuçlar kötü. O bahsettiğiniz rakamlar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet rakamları. Ama bu anlamda da işte bunu nasıl değiştireceğimizi, o büyük değişim, o büyük yapılanmayı nasıl yapabileceğimizi biliyorum. Ve bunu yapabileceğime de inanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim net bir şekilde. Ben kupa finaline kadar buradayım. Kupa finalini, kupayı alırsam evet konuşuruz. Kupayı alamazsam zaten o zaman daha farklı şeyler kendimle konuşurum. Porque eu já não é a primeira vez que eu já a única vez que entrei a meio de uma época. Aconteceu-me semelhante, porque uma coisa é a gente entrar no princípio, fazer a pré-época, a parte da responsabilidade física é nossa, todas essas coisas são nossas, outra coisa é chegar em janeiro, depois a equipa já estar numa situação em termos mentais difícil, são questões diferentes, depois tem muitas contratações, muito um mês praticamente perdido em termos de contratações, jogadores que estavam no CAN. Portanto, no fundo, temos dois meses e dois meses já não conseguimos fazer tudo aquilo que acho que... Portanto, obviamente que eu vou voltar a repetir. Eu percebo muito bem a questão dos resultados. Toda a gente tem razão. Não vale a pena fugirmos a isso. Toda a gente tem razão. Os resultados têm sido maus. Agora, é preciso olhar e ponderar bem o tempo e o que é que aconteceu. Aslında kariyerimde ilk defa sezon ortasında... Çok nadiren, ilk defa demeyeyim, kariyerimde sezon ortasında bir takıma başlama durumu neredeyse hiç olmadı diyebilirim. Fiziksel olarak takımı sezon öncesi hazırlamak, takımı görmek, takımı kurmak bambaşka bir şey. İşte sezon öncesi kampına gitmek, takımla planlamayı yapmak. Tabii Ocak'ta geldim buraya. Ocak'ta geldiğim için de zaten biliyorsunuz Ocak'taki takımın mentalitesini ve alınan kötü sonuçlar yüzünden... Takımdaki karışıklığı siz de biliyorsunuz. Zaten Afrika Kupası vardı. Tam olarak bir takım haline gelememiştik. Biraz da süreçler uzadı genel olarak yapılanma anlamında. Bu anlamda da böyle durumlar evet kötü sonuçlar oluyor ama bunlar aslında tekrar söylüyorum. Bahane olarak söylemiyorum. Bir realiteyi dile getiriyorum. Baktığımız zaman çok iyi anlıyorum tepkileri. Yani söylenen her şeyi çok rahat net anlıyorum. Evet sonuçlar çok kötü. Herkes haklı eleştirilerinde. Evet, Beşiktaş böyle kötü sonuçlar alıyorsa bu anlamda da insanların bu tarz eleştirilerine hiçbir şey diyemem. Hak veririm. Ama dediğim gibi zaman ne gösterecek bakacağız. Bu az önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Önümüzdeki yıl ne yapmamız gerektiğine dair proje anlamında bunları gerçekleştirmek gerekiyor. Çok sempre coisa. Como? Eu já disse isso, já. Eu essas coisas não falo em público, eu já expliquei a quem de direito aquilo que eu acho que tem que mudar. Pela minha experiência, pois muitos anos tenho de futebol, para aquilo que fiz nos clubes todos por onde passei. Eu já disse do PAOC que no ano que eu fui para lá, nem a Europa foi nesse ano. Dois anos seguintes estava na Liga dos Campeões e ia disputar o campeonato até ao último minuto.
Portanto, eu conheço bem estes processos, sei o que é que se tem que fazer, já expliquei isso, tenho experiência mais que suficiente para saber e para saber que os resultados são maus. No PAOC aconteceu exatamente a mesma coisa. Os resultados também foram maus, não foram as coisas, não correram a coisa. Porque isto é como começa, e se não começa bem, depois dificilmente as coisas muitas vezes não se consegue alterar. Em fevereiro parecia que tudo estava a caminhar no sentido certo, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, e depois de repente o jogo com o Galatasaray, que na minha opinião um dos melhores jogos que a equipa fez e que não conseguiu, perdeu, a seguir esse jogo as coisas parece que voltaram atrás, e portanto temos feito tudo, eu, os jogadores, conversado, falado, procurado encontrar as melhores soluções. Hoje acho que fizemos tudo muito bem na primeira parte, mas depois também é isso, quase 5 oportunidades de golo e a bola não entra, e isso é assim. E portanto, mas sei o que é que se tem que fazer, e sei porque tenho experiência, já fiz isso em vários clubes. Outra vez que entrei também assim foi já há muitos anos, no Estrela da Amadora, também ficámos, acho que acabámos onde... Tivemos 2 ou 3 pontos de divisão e no ano a seguir fizemos a melhor classificação de sempre do clube. Portanto, eu tenho essa experiência e essa experiência que eu trouxe, eu queria trazer quando me convidaram a trazer essa experiência para o Beşiktaş. Porque o Beşiktaş, quando eu cheguei, o Beşiktaş tinha pouco a ganhar, tinha a ganhar a taça. E, obviamente, lutar pelo melhor lugar possível no campeonato, que seria sempre 3º ou 4º, porque o primeiro e o segundo estão arrumados. Portanto, isso, nós sabíamos disso. Portanto, sei para aquilo que me convidaram e eu acredito naquilo que é começar uma época, eu à frente da equipa, com todas as decisões tomadas, com o projeto apoiado e que é o projeto que o Presidente conhece bem, não tenho dúvidas nenhumas em relação. Se corresse mal, eu era o primeiro a sair. Se a próxima época me corresse mal, eu era o primeiro a sair logo ao fim de pouco tempo. Mas aí, porque isso era eu o responsável. Sentia-me eu verdadeiramente totalmente o responsável. Não estou a dizer que não sou responsável pelos resultados, que os treinadores são sempre responsáveis. Mas aí sim. E era o primeiro a dizer: chega. Final aslında geçen hafta anlatmıştım biraz ama spesifik olarak buna girme noktasında bunu tabii ki basınla paylaşamam ama genel olarak düşüncelerimi burada paylaşabilirim. Şimdi bu anlamda çok tecrübem olduğunu söyleyebilirim. PAOK'a gittiğim zaman Avrupa'ya gidemeyen bir takımdı. Ligde çok kötü durumdaydı. Ve ardından çok kötü bir başlangıç yaptık orada. Ve 2 sene arda arda bu kötü başlangıçtan sonra 2 sene arda arda biz PAOK'la Şampiyonlar Ligi'ne katıldık ve ligde şampiyonu son anlarda kaçırdık. O değişimi gerçekleştirdim. Bu anlamda tecrübem var. Buraya da geldiğimde de benzer bir durum vardı aslında. Evet, süreç çok kötüydü biliyorsunuz. Ama Şubat'ta aslında iyi skorlar aldık ve bazı şeylerin rayına girdiğini de söyleyebiliriz Şubat ayında. Ama sonrasında bildiğiniz gibi bir anlamda işler tersine döndü. Galatasaray mağlubiyeti var içeride, beraberliği, en az beraberliği hak ettiğimiz bir maçtı. Çok iyi oynadık ve oyuncu mesela o maç kötü görünen sonucu olan maçlardan biriydi. Oyuncularımı sürekli motive ettim. Çoğu maçta aslında bence iyi işler yaptık. Denedik, çok çalıştık. Top da girmedi tabii. Bugünkü maça bakarsanız hani az önce de söyledim. Yani 1-0'dan sonra 2-3 yapacağımız yerde gerçekten bir şekilde olmadı. Ama benim bu değişim sürecini, bu proje yönetecek tecrübem yeterince var. Estoril Amadora'da yaşadım aynısını. Oraya gittiğim zaman ilk sezonumuzda ligden düşmekten 2-3 puan farkla kurtulmuştuk ve bir dahaki yıl Estoril Amadora'nın en iyi sezonunu geçirdik orada. Yani bu örnekleri vermemin sebebi şu. Ben buraya zaten gelme sebebimi anlatmıştım. Buraya ben proje için geldim ki başkanımızın da bu proje yapacağına ben inanıyorum. Kendisinin vizyonuna inanıyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki yıl benim içinde olduğum bir sezon öncesi kampı ve bir proje yapılır ve sezona kötü başlarsam zaten ilk ben kendim istifa eder giderim. Çünkü benim tamamen sorumluluğa sahip olduğum bir proje olduğu için. Şu an sorumlu değilim demiyorum. Asla yanlış anlaşılmasın. Yani benim sorumluluğum yok demiyorum kötü sonuçlarda sezon ortası geldim diye. Tabii ki sorumluluğum var hoca olarak. Ama bu anlamda burada genelde az önce bahsettiğim örnekten yola çıkarsak kötü duruma geldiğiniz zaman hemen sizden müthiş bir başarı bence beklenemez. Zaten geldiğimdeki hedefimiz ligde üçüncülük ve kupayı almaktı. Şu an evet lig üçüncülüğü konusunda birkaç puan fark oldu ama kupa konusunda gayet iyi ilerliyoruz. Toparlayacak olursam tekrar
aynı şekilde söylüyorum. O bahsettiğim yapılanma, yenilenme neler olacağını burada söylemem. Fakat bunda neler yapmam gerektiğini net biliyorum. Çünkü buna dair çok büyük tecrübelerim var ve başardım da kariyerimde. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.